Şehri deliller ve dini kaynaklarını inceleyeceğiz. Klasik olarak şehri deliller 4 tane Kur'an, ünnet, icma ümmet, kıyas Kur'an teoridir 610. 632 yıllar arasında inmiştir. Müslümanlar Kur'an'a karşı şu tavırları takılmışlar. Yani teori şeklinde sadece özde kalmıştır. Yani uygulamada çok zor olmuş, Uygulayamamışlardır. İkincisi ezber yoluna gitmişler. Yani düşünme ikinci planda kalmıştır. Evet, ezber yolundan ezber önem vermişler. Bir de aşırı kutsama yapmışlar. Kur'an'a bakış açıları siyasi ve kültürel olmuştur. Bir de kendi fikrine dayanak aramak için Kur'an'a yönelmişlerdir. Bir de zor olduğu için yani üzerine duramamışlardır. Günümüze kadar gelen en önemli tefsirleri şöyle liste yaptım. Bunların çoğu çoğu matbu olarak basılmış Arapça, çoğu Arapça, Türkçe tercümeleri çoğunun yok. Önemli tefsirleri şu şekilde sıralayabiliriz. Garibul Kur'an, Zeyd bin Ali, ve ölüm tarihi 695-740 Medine'de doğmuş, köfede ölmüştür. Zeydi mezhebindendir. tefsir -i Mukatil bin Süleyman, Mukatil bin Süleyman yazmıştır. Doğum tarihi 699-767 Belh'de doğmuş, Basra'da ölmüştür. Sünnidir. Tefsir-i Abdurrazzak, Abdurrazzak bin El-Tannani tarafından yazılmıştır. Doğum tarihi 744-825 ölüm tarihi. Yemen'de doğmuş, Yemen'de ölmüş. Sünnidir. Camiul Beyan İbn Cerir Taberi tarafından yazılmıştır. Doğum tarihi 839-870 ölüm tarihi. Taberistan'da doğmuş, Bağdat'ta ölmüştür. Sünnidir. Tefsiru Kitabillahil Aziz Muhakem El Huvari tarafından yazılmıştır. 835-893 Cezayir'de doğmuş, Cezayir'de ölmüştür. İbadi mezhebindendir. Tefsiri Furat El Kufi, Furat El Kufi tarafından yazılmıştır. 912 yılında vefat etmiştir. Zeydit mezhebindendir. Evlatu Ehli Sünne Maturidi tarafından yazılmıştır. Semerkant'ta doğmuş, Semerkant'ta ölmüştür. Doğum tarihi 853 944 Sünnidir. E, Tefsirül Kebir Taberani tarafından yazılmıştır. Akka'da doğmuş, İsfahan'da ölmüştür. Sünnidir. Doğum tarihi 873 Ölüm tarihi 971. Et tefsir i Kur'an-ı Aziz İbni Ebi Zamanin tarafından yazılmıştır. El Bire'de doğmuş, El Bire'de ölmüştür. Doğum tarihi 935, ölüm tarihi 1008. Sünnidir. Gaykut Tefsir, Es Sülemi tarafından yazılmış. 937 doğum tarihi, 1021 ölüm tarihi. Nişabur'da doğmuş, Nişabur'da ölmüştür. Sünnidir, tasavvufi bir tefsirdir. Tenzil Kur'an, Kadı Abdülcabbar tarafından yazılmıştır. 935 doğum tarihi, 1025 ölüm tarihi. İran'da doğmuş, İran'da ölmüştür. Mutezile mezhebindendir. El Keşf Al Beyan, Alevi tarafından yazılmıştır. 1035'te vefat etmiştir. Sünnidir. El Hidaye ila buluğ Nihaye Mekki bin Ebi Talip tarafından yazılmış. Tunus'ta doğmuş. Kurtuba'da vefat etmiştir. 966 doğum. 1045 vefat. Ünlü ve tasavvuf tefsirdir. Ennüket vel Uyon. Maverdi tarafından yazılmıştır. Basra'da doğmuş. Bağdat'ta vefat etmiştir. 972 1058 Mutezil mezhebindendir. Detayful İşarat Abdülkerim El Kuşeyri tarafından yazılmıştır. İran'da doğmuş. Nişabur'da vefat etmiştir. 982 doğum yılı 1072 vefat yılı Sünni tasavvuf tefsirdir. El Veciz El En tarafından yazılmıştır 1076 vefat yılı Nisa burada vefat etmiştir. Sünnidir. Alimut Tenzil Erra el Begavi tarafından yazılmıştır. 1116'da vefat etmiştir. Merve Rus vefat etmiştir. Sünnidir. Ülke Zemaşeri Zemahşeri tarafından yazılmıştır. Harez Türkmenistan'da doğmuştur. Güryan'da vefat etmiştir. 1075 doğum yılı 1143 vefat yılı Mutezile mezhebindendir. Bahrol Ulum Alaaddin Es Semerkandi tarafından yazılmıştır. 1044 vefat yılı Semerkant'ta vefat etmiştir. Sünnidir. El Muharrerul İbn Atiye El tarafından yazılmıştır. 1088 vefat yılı, 1088 doğum yılı, 1148 vefat yılı Granada doğmuştur. Lurka'da vefat etmiştir. Sünnidir. Mecmu'l Beyan fi tefsirül Kur'an Tabersi tarafından yazılmıştır. 1073 doğum tarihi, 1154 vefat yılıdır. İran'da doğmuş, İran'da vefat etmiştir. Şii. Adül Mesir fi ilmi tefsir İbnül Cide tarafından yazılmıştır. Doğum tarihi 1116, 1201 vefat yılı. Bağdat'ta doğmuş ve Bağdat'ta vefat etmiştir. Sünnidir. Vefatiyul Gayb Fahrettin Razi tarafından yazılmıştır. Doğum tarihi 1149. 9 1210 Rey'de doğmuştur. Herat'ta vefat etmiştir. Sünnidir. El Cami li Ahkamul Kur'an Muhammed bin Ahmet el Kurtubi tarafından yazılmıştır. 1273 vefat yılı Kurtuba'da doğmuş. Mısır'da vefat etmiştir. Sünnidir. Envarut Tenzil ve Esrarut Tevil el Beydavi tarafından yazılmıştır. 1252 doğum yılı 1286 vefat yılı İran'da doğmuş. İran'da vefat etmiştir. Sünnidir. Medarekut Tenzil el Nesefi tarafından yazılmıştır. Doğum tarihi 1223 vefat yılı 1310 Özbekistan Kürdistan'da doğmuş, İran'da vefat etmiştir. Sünnidir. Karayibül Kur'an ve ay, Regaibül Furkan Nizamüddin en Nisaburi tarafından yazılmıştır. 1329 vefat yılı Nisabur yani İran'da vefat etmiştir. Sünnidir. Et tesil li ulu tenzil İbn Cüzey el Garnati tarafından yazılmıştır. 1294-1340 Granada'da doğmuştur. Granada'da vefat etmiştir. Sünnidir. Lübabü tevil i mi'a nit-tenzil El Hazin tarafından yazılmıştır. Doğum tarihi 1279 vefat tarihi 1341 Bağdat'ta doğmuş, Halep'te vefat etmiştir. Bahrul Muhit Ebu Hayyan el-Enduri tarafından yazılmıştır. 1256-1344 Kırnata'da doğmuş. Tahir'de vefat etmiştir. Sünnidir. Et Tefsirül Kayyim İbnül Kayyim El Cevziye tarafından yazılmıştır. 1282-1350 Şam'da doğmuş. Şam'da vefat etmiş. Sünnidir. Tefsirül Kur'an-ı Azim İbnü Kesir tarafından yazılmıştır. 1301-1373 Şam'da doğmuş. Şam'da vefat etmiştir. Sünnidir. El Cevahirül Lisan fi Tefsirül Kur'an Ebu Zeyd Es Alevi tarafından yazılmıştır. 1384-1471 Cezayir'de doğmuş. Cezayir'de vefat etmiştir. Tefsirül Celaleyn Celaleddin Suyuti tarafından yazılmıştır yazılmıştır. 1405-1505 Kahire'de doğmuş. Mısır'da vefat etmiştir. Sünnidir. Siracül Munir El Hatib El Şirbini tarafından yazılmıştır. 1570 Ölüm tarihi Kahire'de vefat etmiştir. Sünnidir. İrşadu Akli Selim Mehmet Ebu Suud El-İmadi tarafından yazılmıştır. 1490 yılı doğum yılı 1574 Çorum'da doğmuş İstanbul'da vefat etmiştir. Sünnidir. Ruhul Beyan bi tefsiril Kur'an İsmail Hakkı Bursevi tarafından yazılmıştır. 1653 1725 Bulgaristan'da doğmuş Bursa'da vefat etmiştir. Sünni tasavvufi tefsirdir. El Bahrul Medid fi tefsiril Kur'anil Mecid İbn Acibe tarafından yazılmış. 1748 1809 Fas'ta doğmuş, Fas'ta vefat etmiştir. Sünni ve tasavvufi tefsirdir. Etul Kadir Şevki Şehane tarafından yazılmış. 1760-1834 Yemen'de doğmuş, Yemen'de vefat etmiş. Zeydi bir efsane. Ruhul <laughs> Meani Şihabüddin Ali Süt tarafından yazılmıştır. 1802-1854 Bağdat'ta doğmuş, Bağdat'ta vefat etmiştir. Mehasenü Tevil Cemalüttin El Kasimi tarafından yazılmış. 1866-1914 Şam'da doğmuş, Şam'da vefat etmiştir. Sünni, bir tefsirdir. İmyanü Zat ila Daril Me'at. Muhammed bin Yusuf İtfeyiş tarafından yazılmış. 1820 doğum tarihi 1914 Ölüm tarihi Cezayir'de doğmuş, Cezayir'de vefat etmiştir. İbadi bir tefsirdir. Akdini Kur'an dili Elmalı Muhammed Hamdi Yazır tarafından yazılmış. 1878-1942 Antalya'da doğmuş, İstanbul'da vefat etmiş. Sünni bir tefsir. tefsir Mer Ahmet Mustafa El Meragi tarafından yazılmış. 1881 doğum yılı, 1945 ölüm yılı Mısır'da doğmuş, Mısır'da vefat etmiştir. Sünni bir tefsirdir. Beysirul Kerimur Rahman fi tefsiri kelamil mennan. Abdurrahman bin Nasir es-Sadi tarafından yazılmış. 1889 doğum tarihi, 1956 ölüm tarihi. Suudi Arabistan'da doğmuş, Suudi Arabistan'da vefat etmiş. Sünni bir tefsirdir. İzlali Kur'an, Seyyid Kutup tarafından yazılmış. 1906-1966 ölüm yılı. Mısır'da doğmuş, Mısır'da vefat etmiş. Sünni bir tefsirdir. Tefsirul Vadih, Mahmud İcazi tarafından yazılmış. 1914 doğum yılı, 1972 ölüm yılı. Sırda doğmuş Sudan'da vefat etmiş sünne bir tefsirdir. Edwarlu Benfi izahil kuran bir Kur'an. Muhammed eşeğin katid tarafından yazılmış. 1907'de doğmuş 1970 Moritanya'da doğmuş Mekke'de vefat etmiş sünne bir tefsir. Et Tahrir ve Tenvir İbn Aşur tarafından yazılmış. 1879 doğum yılı 1973 ölüm yılı. Tunus'ta doğmuş Tunus'ta vefat etmiş. Efimlu kuran Ebu Ala Mevdet tarafından yazılmış. 1903 doğum yılı 1979 ölüm yılı Hindistan Hindistan'da pa doğmuş Pakistan'da vefat etmiş sünne bir tefsir tefsir. radis hadis Muhammed İzzet Derzet Dervezi tarafından yazılmış. 1888 doğum yılı 1984 ölüm yılı. Nablus'ta doğmuş. Şu anda vefat etmiş. Sünni bir tefsir. Tefsir tefsir İbrahim El Kattan tarafından yazılmış. 1916 doğum yılı 1984 ölüm yılı. Ürdün'de doğmuş. Ürdün'de vefat etmiş. Sünni bir tefsir. Tefsirul Kur'an'ı Abdülkerim El Hatip tarafından yazılmış. 1910 doğum yılı, 1985 ölüm yılı Mısır'da doğmuş. Mısır'da vefat etmiş. Beyan Meani. Abdülkadir Molla Hüveyş tarafından yazılmış. 1880 yılı Irak'ta doğmuş. Irak'ta vefat etmiş. Sünni bir tefsirdir. Tefsir El Vasit Vahbe Ez zuhayli tarafından yazılmış. Doğum tarihi 1932. Ölüm tarihi 2015. Suriye'de doğmuş. Suriye'de vefat etmiş. Sünni bir tefsirdir. Eyser-i Tefasir Ebu Bekir El Cezayir tarafından yazılmış. 1921 doğum yılı 2018 because Cezayir'de doğmuş, Medine'de vefat etmiş, sünni bir tefsir. Afiyatü Tefasir, Muhammed Ali Es-Sabuni tarafından yazılmış, 1930-2021. Halep'te doğmuş, Yalova'da vefat etmiş, sünni bir tefsir. Cevahirut Tefsir, El-Halili tarafından yazılmış, Ahmet bin Ahmet El-Halili, 1942 doğum yılı. Umman'da doğmuş, şu anda yaşıyor, İbadi bir tefsir. İkinci kaynak, sünnet, yani bu Kur'an'ın pratik uygulaması, 610-632 yıllar arasında esas alıyoruz. Yani Müslümanlar sünnete karşı 3 tane tavır Takınmışlar birinci tavır Rey ehli örf yani e, Hanefilerin takındığı tavır. E, Ebu Ebu Hanife Numan bin Sabit 600, 699 767 Kufede doğmuş, Bağdat'ta vefat etmiş. Yani öncelik verdi Rey Rey ehli diye geçiyor. Bunlar e, yaşayan Sünnet örf yani örf'e daha çok önem veriyorlar. Yani diğer ikinci hadislere ve Medine halkının ameline ikinci 300 derece önem veriyorlar. İkinci tavır yani eser ehli yani hadis ehli diye geçiyor. Bunlar Şafiler ve Hanbeliler yani Eş Şafi Gazze'de doğmuş, Kahire'de vefat etmiş. 767-820 yıllar arasında yaşamış. Hanbeli, Hanbelilerden Ahmet bin Hanbel, en büyük eseri Müsned Ahmet bin Hanbel. 780-255 yıl arasında Bağdat'ta doğmuş vefat etmiş. Bu yani Bunlara göre yani önemli olan yani önem verdikleri hadisler yani yaz yazılı kaynaklardan işte Peygamber'e hitap edilen, işte abi hitap edilen yaptıkları davranışlar, işte söylediği sözler. Ya, önem vermişler. Yani bu yani hadis kaynakları önem vermişler. Burada aşırı gitmişler. Yani bazen mesela çok zayıf hadisleri bile esas almışlar. Yani en zayıf bir hadis bile örften, medin halkından daha önemli diye düşünüyorlardı. E önemli hadis eserleri bir Camius Sahih Buhari tarafından yazılmış. 810, 869, Buhara, Buhara'da doğmuş. El-Camiyü Sahih-i Sahi, Müslim yazmıştır. 819-875 Nisabur. Es-Sünen Ebu Davud tarafından 819-889 Sicistan'da doğmuş, Basra'da vefat etmiş. Es-Sünen Nesai tarafından yazılmış. 830-915 Horasan'da doğmuş, Filistin'de vefat etmiş. Es-Sünen Tirmizi 824-892 Özbekistan doğumlu, vefat etmiş. Es-Sünen İbn Mace tarafından yazılmış. 824-887 Kazvin'de vefat etmiş. Sünene Darimi 797-869 yılları arasında yaşamış. Semerkant'ta doğmuş. Horasan'da vefat etmiş. Üçüncü bir tavır da İmam Malik. Yani Malikilerin takındığı tavır. İmam Malik Medine'de doğmuş. Orada vefat etmiş. 712-795 yıl arasında yaşamış. Yazdığı hadis kitabı Muvatta İmam Malik diye geçiyor. Bunlar da Medine halkının, Mekke Medine halkının yaptıkları davranışları amelleri esas alıyorlar. Çünkü orada peygamber ve sahibi orada yaşamışlardı. bunlara göre mesela daha çok Medine halkının ameli daha önceliklidir. Yani bir zayıf hadis, işte hadislerden daha önemli, işte örf yaşayan sünnetten daha önemli. Çünkü Medine halkı Mekke Medine halkı yani sahabe burada yaşadığı için oraya esas almak diye düşünüyorlardı. Üçünün artıları eksileri var yani. İşte dördüncü kaynak olarak da ben şunu düşünüyorum. Bunları çıkarttım. İslam tarihi kaynakları var. Yani bunlar haber diye geçiyor. İret yani peygamber ve sahabe hayatının anlatıldığı kitaplar. Bu konuda şunları çıkarttım. Birincisi Siret İbni İshak. İbni İshak tarafından yazılmış. 699 760 7 yıl arasında yaşamış. Yani Medine'de doğmuş, Bağdat'ta vefat etmiş. İkincisi Siretu i İb İbni Hişam. İbni Hişam tarafına yazılmış. 833 yılında vefat etmiş. Yani Basra'da doğmuş, Mısır'da vefat etmiş. Kitabı Kitabül Vakidi tarafına yazılmış. 747 doğum yılı, 837 vefat yılı Medine'de vefat etmiş. Tabakat Kitabut Tabakatil Kebir İbn Saad tarafına yazılmış. 777 845 Asra'da doğmuş, Bağdat'ta vefat etmiş. Ensabu Eşra Bul Eşraf, Tuhul Buldan iki tane kitabı var. Belazuri tarafına yazılmış. 892 Bağdat vefat etmiş. Tarihul Umem Vel Muluk Taberi tarafına yazılmış. 839 doğum yılı 870 Ölüm yılı Taberistan'da İran'da doğmuş. Bağdat'a vefat etmiş. Emheretu Ensabil en Arap İbn Hazm tarafından yazılmış. 994 1064 doğ doğum ve ölüm yılı. Ordooba'da doğmuş. Uelva'da vefat etmiş. El Kamil fit e, tarih tarih e, İbnül Esil tarafından yazılmış. 1160 doğum yılı 1233 ölüm yılı. Cizre'de doğmuş. Musul'da vefat etmiş. Sadül Meat İbnül Kayim El Cevziye tarafından yazılmış. 1292 1350 Şam'da doğmuş. Şam'da ölmüş. El Bidaye ve Nihaye İbn Kesit tarafından yazılmış. 1300 1 doğum yılı 1373 ölüm yılı Şam'da doğmuş Şam'da vefat etmiş İmtaul Esma Makrizi tarafına yazılmış 1364-1442 yıl arasında yaşamış Kahire'de doğmuş Kahire'de vefat etmiş vefa ul vefa Semhudi tarafından yazılmış 1440-1506 yıllar arasında yaşamış yaşamış Mısır'da doğmuş Medine'de vefat etmiş El Mevahibul Ledunniye Kastellani tarafından yazılmış 1448-1517 doğum yılı ölüm yılı Kahire'de doğmuş Kahire'de vefat etmiş. Esir Otuş Şamiye Şemsüddin Eşşami tarafından yazılmış 1536 aldı vefat yılı Kahire'de vefat etmiş. Esir Otul Alebiye Nureddin Halebi tarafından yazılmış 1517-1635 doğum ve ölüm yılları Kahire'de vefat etmiştir. Büyük bir kaynak yani önümüzde kaynak kitapları var. Bu dördüncü kaynak büyük ihmal var bu konuda. Üçüncü icma ümmette delillerden üçüncüsü yani ümmetin alimlerin bir konuda fikir birine varması olarak geçiyor. Bir yöntem olabilir yani kaynak şeklinde değil de yani ümmetin bu konuda fikir birliği varması çok zor olmuştur yani maalesef. Kıyası fıkada dördüncü edileş yeri eden yani fıkıh alemlerinin bir konuda kıyas yapması bu da bir yöntemdir. Yani kaynak olarak sayılamaz. Şöyle düşünüyorum. Sonuç olarak yani benim şahsi düşüncem şu, bu dört şeriyeden kuran teori e, uygulaması konusunda şöyle bir izlenebilir. Ağırlıklı olarak Malikilerin görüşü yani Medine halkının ameli yani şurada tabloda gösterdim yüzde %30 gibi bir şey yapılabilir. Yani e, Hanefilerin görüşü yaşayan sünnet yani örf %25 yani ikinci derecede, üçüncü derecede diğer kitapları. Yani yüzde 23 gibi düşündüm. E, hadis kitapları yüzde 22. Bu şekilde dördünün özetini yani bizim e, Maliki Mesih, Malikilerin savunduğu Medine halkının ameli. ikinci sırada önem sırasına göre. ikincisi Hanefilerin yaş yaptığı yaşayan sünnet, örf. E, üçüncüsü siyer kitapları. E, bu de az önce saydığım kitaplar. Hadis kitapları da 22 yüzde 22 civarında. Yani dördünün birlikte özetini alarak edinleyişi yerine kaynak olarak yapılabilir.